arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle kırmızı rengimizden çok güzel vafıllı bir atkı çalışması yapacağız e, atkımızı örmek için e, lif ipi olan iplerimizden kullandım dilerseniz normal iplerden de kullanabilirsiniz lif ipimizi 3 kat yaparak yani ikinci bir e, lif ipinden, iki kat birisinden bir kata diğerinden alarak yumak şeklinde üç kata ayarladım ve sonrasında görmüş olduğumuz bu güzel çalışmayı yaptım bir iki yaş grubu ya da daha küçük yaş grubu için uygun bir çalışma eğer daha büyük çocuklarımız için çalışacaksak en kısmını biraz daha fazla çalışabiliriz yani bir ya da iki kutu biraz daha her yaş grubu arttıkça fazlalaştırabiliriz buradaki kutucuklarımızın sayısını yani her kutucuğumuzda üç tane trabzana denk gelmektedir. Bir kutucuk fazla öreceksek 3, 2 kutucuk fazla öreceksek 6, 3 kutucuk fazla öreceksek bakınız 9. Daha fazlası zaten büyük olabilir ama ipiniz ince ise lütfen e, başta zaten e, santim olarak ölçülerini vereceğim sizlere. E, bu ölçüye göre Ayarlarsanız çok çok güzel olacaktır. Herhangi bir problem olmadan atkımız kullanılmaya hazır hale gelecektir. Evet kolay gelsin diyerek hemen atkı çalışmamızı yapmaya başlayalım. Kolay gelsin. Şapka ve atkımızı örmek için lif ipimizi şöyle gördüğümüz gibi iki kat iki kat olan ipimizden yine ikinci bir lif ipi alarak onun da bir katını aldım ve şu şekilde. 3 kat olarak ayarladım. Bu 3 kat lif ipinden hem şapkamızı hem de atkımızı örüyoruz. Evet 3 kat yaptığımız epe hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 36 tane zincirimizi çekelim ve 3 numarada tığımızı kullanıyoruz. E, atkımızı ve şapkamızı örmek için. 36 tane zincirimi hemen çekmeye başlıyorum. Bir tane şu şekilde düğümümü atıyorum ve bu kısmı sıkıştırıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 36 zincirimi çektim şöyle düzeltiyorum hemen sizlerle bir ölçü paylaşmak istiyorum zincirimin bittiği yerden tutuyorum diğer yerinden başlangıç yerinden ise şöyle düzeltiyorum 18 buçuk santim zincirimizin ölçüsü hemen trabzanlarımızı örmeye başlayalım geriye doğru sayalım 1 2 3 ve 4 trabzanımın üzerine gelerek batıyorum başını bir defa doladım 1 ve 2 hemen sıradaki 1 ve 2 bütün trabzanlarımızı zincirlerimizin üzerine örerek sona doğru ilerliyoruz. Bakınız, yumuşacık olmakta. Zincirimizin tamamını bitirelim ve görüşelim. Zincirimizin üzerine birer birer bütün tırabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi en son trabzanımızın üzerine 3 tane zincir çekerek modelimizi kurmaya başlıyoruz. 3 zincirimi çektim. Arkayı çeviriyorum. 3 zincirimizi şöyle görüyoruz. Bakın hemen zincirimizin yanında 1 ve iki tane trabzanımızı görmekteyiz. Birinciyi ve ikinciyi tepesine batarak örüyorum. 1. Hemen yanındakini de örüyorum. 2. Toplamda 3 tane trabzanımız oldu. Sıradaki trabzanımı ise şu şekilde bakınız yandan girerek örüyoruz. Ana gövdeden şöyle yan kısımdan giriyorum ve trabzan olarak örüyorum. Başını doluyorum. Yandan bakınız giriyorum. 1 ve 2. Dışa doğru kabarttım. Tekrar tığımın başını doluyorum. Tepesine batıyorum. 1. Bir. bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. 2. İki tane düz trabzanımızı ördüm ve üçüncü gelen trabzanımızı yandan girerek örüyorum. İki tane düz bir kabartı şeklinde bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir, iki ve bir sonraki geleni yandan alıyorum. İki düz bir kabartı iki tane düz kenarı saymıyorum. Bakınız iki düz bir kabartı, iki düz bir kabartı, iki düz bir kabartı. Tekrar bir ve iki. Yandan giriyorum. Tekrar bir ve tepesine batıyorum iki. Yandan giriyorum. Bir ve iki. Şöyle görelim. Alttaki düz sıramızda bakınız hemen ikinci sıranın formuna döndü. Devam ediyorum. Bir düz ve ikinci düz. İki tane düz yan yana ördükten sonra sıradaki takip eden trabzanımı yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. İki tane düz bir ve iki kabartı tekrar 1 2 düz sıradaki yandan kabartı şöyle görelim 2 düz bir kabartı ve so doğru yaklaşmaktayız 1 ve 2 1 kabartı tekrar 1 ve 2. bir tane kabartı son olarak başlangıçtaki 3 tane trabzanımızın olduğu gibi sonda da 3 tane trabzanımızı düz olarak örüyoruz 1 2 ve 3 bu şekilde hem başlangıçta hem bitişte üçer trabzanı düz olarak ördüm şimdi en son trabzan üzerine 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Örgümüzün yönünü şu şekilde çeviriyoruz. Bakınız. Bu sıramızda 2 kabartı 1 düz. Bakınız 2 kabartı 1 düz. 2 kabartı 1 düz. Arka sıradaki kabartılı şekilde örmüş olduğumuz trabzanlarımızı bu sıramızda düz olarak örüyoruz. Diğer sıramızda düz olarak ördüğümüz 2 trabzanımız ise bu sıramızda 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz şeklinde örüyoruz. Bakınız 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz, 2 kabartı, 1 düz. Bu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. 3 zincirimizi çekmiştik ve sıramızın başında hazırız. Hemen diğer sırada düz ördüğüm 2 trabzanımızı bu sırada yandan ana gövdeden bakınız şu şekilde giriyorum. Ve örüyorum bir iki hemen yine yandan giriyorum bakın şuradan ana gövdeden 1 ve iki iki kabartmımızı bu sırada örüyoruz bir kabartı diğer sıramızda iki kabartı ördükten sonra bir tane düz trabzanımı örüyorum yandan giriyorum bir yandan giriyorum iki defa yandan girerek. Bu yöne doğru kabartıyı oluşturdum. Diğer yönün kabartılı bir şekilde ördüğümüz trabzanımız ise tam tepesine batıyorum. Bu yönden düz olarak görüyorum. Devam ediyoruz. Şöyle 3 tane ilmeğimi kaybetmiyorum. 1 ve 2 iki. iki yandan alarak kabartılı ördüm. Bir tepesine. Devam edelim. 1 ve 2 bir tane düz sıramızın sonuna kadar bu şekilde örerek ilerleyelim sıramızın sonuna kadar örerek geldim en son trabzan sırasındayız bakınız iki kabartımız ördüm tığımın başını doluyorum en sondaki trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum bir ve iki defa da örüyorum en son trabzan üzerine bir iki üç tane zincirimizi çekelim ve örgümüzün yönünü çevirelim Örgümüzün bu yönünde yine bir tane kabartı, iki düz, bir kabartı, iki düz şeklinde örmemiz gerekmekte. Hemen başlıyoruz. Bir ve iki. İki düzüm ördüm. Yandan giriyorum. İki defa da alıyorum. Tekrar iki düz. Bir yandan. tekrar bir iki düz bir yandan bu sıramızı bu şekilde ilerliyoruz diğer sırada tam tersi işlemimizi yapıyoruz şöyle görelim İki tane düz bir yandan, iki düz bir yandan alarak sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna kadar iki düz bir yandan kabartı şeklinde örerek geldim ve bu şekilde düz yönden yani bu yönden öreceğimiz kısmımızı tamamladık ve son trabzanımızı birlikte örüyoruz. İki düzümü ördükten sonra son kenar trabzanımız. 1 2 ve 3 zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum bu yönde ise iki kabartı bir düz şeklinde örüyoruz hemen yandan giriyorum 1 yandan 2 ve diğer sırada kabarttığım trabzanın tepesinden batarak düz trabzan şeklinde örüyorum tekrar 1 ve 2 tepesine batıyorum düz iki yandan bir düz iki yandan bir düz şeklinde bu sıramızı tamamlayalım burada bakınız arka tarafta iki yandan bir düz alıyoruz diğer tarafta ise bir yandan iki düz şeklinde örüyoruz ve bu istediğimiz ölçü gelene kadar aynı şekilde tekrar ederek ilerliyor şimdi bu sıramızı tamamladıktan sonra bir kabartı iki düz arka tarafta iki kabartı bir düz şeklinde devam edecek ve istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Atkımızın bir ucuna şu şekilde pomponumu ıı, taktım, uç kısmını toparladım güzelce kendi ipinden ve ıı, sonrasında bu pomponumuzu diktik kendi ipimizden de pompon çalışması yapabiliriz ya da farklı beyaz iplerden ya da dilediğiniz renklerden pompon çalışması yaparak kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu kenarda olduğu gibi sade olarak da kullanabilirsiniz. Uzunluğunuzu istediğiniz ölçüye göre ayarladıktan sonra bakınız kendi renginden ipimizi alalım. Şu kısmı toparlayalım. İsterseniz tığ ile isterseniz şu şekilde büyük bir iğne ile uç kısmında toparlama işlemimizi yapalım şöyle bakınız hemen şu şekilde toparladıktan sonra pomponumuzu ya ucundaki ipimizle ya da kendisiyle takarak tamamlayalım ve kullanılmaya hazır hale gelsin Pomponlarımızı taktıktan sonra atkımız ve şapkamız takım olarak kullanılmaya hazır hale geldi. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.